O zaman bir cesaret gösterip içimden geçenleri ona söyleseydim belki de her şey başka olurdu. Uzun zamandır neden Gregor Samsa gibi bir sabah böcek şeklinde uyanmadığımı ayıflanıyorum. Yurt dışı ve yurt içi birçok festivalde farklı kategorilerde onun üzerinde ödül alarak dikkatleri üzerine çeken Ceviz Ağacı Beyaz Perde'de. Bazı insanlar yapmadıklarının hatta içlerinden geçirdiklerinin bile hesabını vermek için acı çekerler. Sen hangi yüzle yanıma gelebiliyorsun? Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metrajlı filmi olan Ceviz Ağacı'nın oyuncuları arasında birbirinden değerli isimler yer alıyor. Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları'nın başrollerinde olduğu filmde Şebnem Dilligil ve Rıza Akın yer alıyor. Hikayedeki gibi mi oldu peki? Hayır, aksine. Eski defterleri aç. Film nasıl oldu? İzleyiciyi neler bekliyor? Film daha önce tabii ki birçok film festivallerine gitti. Çeşitli ödüller aldı, gösterimler oldu. Buralardan aslında iyi sonuçlar ve iyi feedbacklerle geldik. Ama önemli olan vizyondu. Filmi hakikaten sinemalar için yaptık. Ve perdede bu eserin ortaya çıkması ve gösterilmesi bizi daha çok aslında heyecanlandırıyor. Bir sürü ödüller aldınız. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Farklı dallarda ödüller. Aslında filmin çeşitli dallarda ödül alması bizi daha da mutlu ediyor. Sürekli bir ödül alması biraz haksızlık oluyor bazen bir filme. Çünkü film bir ekip işi. Yönetmenden tutun da görüntü yönetmenliğine, sanata, kostüme ve aynı zamanda senaryo ve yapıma kadar aslında bir sürü insan çalışıyor filmde. Bizim filmin hem kurgu ödülü alması, hem görüntü yönetmenliği, hem oyuncu, hem müzik, hem de en iyi film ödülleri alması tabii ki bizi mutlu ediyor. Özellikle de Torino Film Festivali'nden ve Bremen'den ve New York'tan alınan ödüller bizi çok çok mutlu etti. Yine Türkiye'den, Adana'dan ve Balkan Panoraması'ndan alınan ödüller de bizi mutlu etti. İran edebiyatının, İran sinemasından etkilendiğimizi ve çok beğendiğimizi biliyoruz. Ceviz Ağacı'nda ne tür simgeleri göreceğiz, ne tür esinlenmeleri göreceğiz? Ceviz Ağacı tabii ki Üç Yol filminden sonra benim bu ikinci uzun metraj filmim. İlk filmim biraz daha da aslında şiirsel ve sembolik demeyeyim ama imgesel bir anlatıma sahipti. Ceviz Ağacı'nın biraz daha dramatik ve aynı zamanda hatta polisiye tarafı da var. Bu sebeple de izleyiciyi yakalayan ve sonuna kadar onu taşıyan bir durumu var. Bu ilk İran ortak yapımı, İran-Türk ortak yapımı. Bir sürü İranlı sanatçı da burada görev aldı. Özellikle post prodüksiyonda, kurguda, ses tasarımında, renkte, çeşitli İranlı sanatçılar, müzikte çeşitli İranlı sanatçılara çalıştık ve iyi bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. Sen hangi yüzle yanıma gelebiliyorsun? Şu İngilizce öğretmenleri bir şeyler çeviriyor. Uyan artık oğlum. Yola bak, yola, yola. Panik yok. Panik yok. Sakince. Film bir kasaba filmi aslında. Hayati bir kasabada yaşıyor ailesiyle. Küçük bir yer. Göynük aslında normal sıradan bir kasabadan çok daha süslü bir yer. Yani korunan bir yer. Bu anlamda sinematografik bir yer. Yani filme o anlamda uygundu. Yani bütün o güzelliğin içinde olmak da çok hoştu. Faysal Soysal'la beraber çalışmak nasıldı sizin için? Güzeldi. Yani sinemayı çok seven, çok kafa patlatan, çalışkan bir yönetmen. Güzel bir deneyimdi o da. Sen bir fareyi bile öldüremeyen adamsın. Bunu sen yapmadın. Eminim bundan. Ben babamın canına nasıl kıydığını çocukluğumdan beri biliyordum zaten. Ceviz Ağacı sanıyorum son zamanlarda yapılmış en iyi ihtira sonrasını anlatan filmlerden biri. Bu anlamda benim için çok çok önemli. Yani o dönemi yaşamış biri olarak çok anlamlı buluyorum. Oldukça duygulu, oldukça net, oldukça vurucu bir şekilde anlatan bir film. Böyle bir projenin içinde yer almak o dönemi yaşamış birisi olarak benim için çok kıymetli. Şu İngilizce öğretmenliği bir şeyler çeviriyor. Uyan artık oğlum. Yola bak, yola, yola. Panik yok. Panik yok. Sakince. Aksine. Eski defterleri açıp kendini de beni de... Ceviz Ağacı'nın galasındayız. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film oldu? Tabii ki çok heyecanlıyız. Uzun süredir festival yolculuğuna devam ediyordu ve bu yolculukta ondan fazla ödül aldı birçok festivalde. Ama şu an aslında en önemlisi bizim seyircimizle buluşacak olması. Onun heyecanını yaşıyoruz. Bu çok özenle yazılmış, çok kıymetli senaryodaki bu büyük bir çabayla, büyük bir uğraşla oluşturulmuş, yaratılmış bu hayati karakterini bana verdiğin için çok teşekkür ederim demiştim. Yine söylüyorum. Çok kıymetli, edebi olarak çok kıymetli bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Hayati karakterinin belli travmalarının olduğu
ve o travmalarının aslında hayatının neredeyse tamamını kapsadı. Onun altında ezildiği anlatılıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl deneyimlediniz karakteri? Mutsuz bir evliliği var. Bir edebiyat öğretmeni. Bir kitabı var. Şair aynı zamanda bir kitabı. Fakat uzun zamandır pek bir şey yapamıyor. Yeni bir şey. Evliliği de çok iyi gitmiyor. Ama bunun nedeni şiir yazamaması değil, aslında hesaplaşamadığı, bir türlü kafasından atamadığı, babasıyla ilgili ve geçmişle ilgili bazı sorular, sorunsallar. Hayati'nin babası da eski bir gardiyan ve intihar etmiş ve bunun nedeniyle ilgili kuşkuları var. Dolayısıyla bu yolculuk sırasında sadece böyle kocaman acılarla ilgili değil de kişisel olarak da, yani birinin birine uyguladığı şiddet, birinin bir hayvana ya da işte kadına şiddetin olduğu bir ortamda yaşanan şeyler de, yani illa bir darbe olması gerekmiyor bir acıdan bahsederken. Hayati buraya doğru bir yolculuğa çıkıyor. Yani bütün bunlar yaşanırken ben ne yapıyorum, ne yaptım, neye sustum, neyi görmezden geldimle ilgili bir yolculuğa çıkıyor ve orada da sorumluluğu olduğunu düşünüyor ve buna karar veriyor. Yaptıklarımızdan değil, bu hayatta yapmadıklarımızdan da sorumluyuz diyor ve bu yolculukta bir anlamda olumlu bir yere varıyor. Çünkü yeni bir eser çıkarıyor bu sırada ve bunu dile getiren bir eser. Film aslında eşler arasında da biraz şiddeti işleyen konusuyla da tam 8 Mart haftasında. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bazı şeyleri görmezden geldiğimizde o sorundan sıyrılmış olmuyoruz aslında. Yani bizim başımıza gelmediği için şükretmek yetmiyor o sorunun ortadan kalkması için. Tam tersi, gözümüzün önünde olan ya da işte bildiğimiz, gördüğümüz şeyleri görmezden gelmeden bazı şeylere müdahale etmemiz gerekiyor. Bizi ilgilendirmiyor diye değil. O yüzden dedim, yani darbe kadar büyük bir acı yaşanmasına gerek yok. Birinin herhangi bir saçma sebepten dolayı işte gidip birinin hayatını sonlandırması da aşağı yukarı bir darbeye eşdeğer bir şey. Birinin hayatını sonlandırmak. Biz bununla mücadele etmek zorundayız. Biz bununla topluca mücadele etmek zorundayız. Ve biz bu yolculukta kişisel olarak kendimizin itekleyicisi, tutuklayıcısı, cezalandırıcısı yine kendimiz olmak zorundayız. Yani böyle bir yolculuğun sonunda, ya böyle bir yolculuğa çıkmayı cesaret eden bir karakteri yazdığı için, kendini bu anlamda sorumlu gördüğü için, yaşanan herhangi bir acı varsa bunda benim de mutlaka birazcık payım vardır. Yakınımda ya da uzağımda olmasının bir önemi yok gibi bir algı yaratıyor. Sonra bir ceset çıkardım ha. Yalan söylüyorsun be, yalan söylüyorsun. Sen kim, öldürmek kim be? Sen bir fareyi bile öldüremeyen adamsın. Bunu sen yapmadın. Eminim bundan. Ben babamın canına nasıl kıydığını çocukluğumdan beri biliyordum zaten. Sadece neden yaptığını anlayamıyordum.